Dernek çalışmalarından memnun musunuz Saadet Hanım? Evet, gayet disiplinli ve amaca yönelik çalışmalar yapılıyor. Kızım Eda'yı bilirsiniz. Cemiyette bu işlerin içinde yetişti malumunuz. Derneğin en zor işlerini hep o hallediyor. Evet, biliyorum Eda Hanım'ı. Bir başına herkese, her şeye yetişmeye çalışıyor. Hatta Hira'ya bile destek olmak için çabalıyor yavrum. E tabi Hira şartlar gereği pek çok konuda eksik. Yani bir anda öğrenilebilecek şeyler de değil. Çocukluktan ince ince işlenmeli bazı görgü kuralları. Ama siz hiç merak etmeyin. Eda'nın eli hep Hira'nın üstünde. Kendi görgüsünü, bilgisini ona aktarmak için elinden geleni yapıyor. Eda kızımıza çok teşekkür ederim. Sonuçta öğrenilmeyecek hiçbir şey yok. Yeter ki insan azmetsin. Öyle tabii. Neyse ki aklı başında bir kızınız var. Yoksa oğlunuzun size yaşattığı talihsizliklere nasıl dayanabilirdiniz ki? Kolay değil. Önce iflasa sürükledi, daha sonra da hapse girdi. Bir anne için acı şeyler bunlar. Eda'ya şimdi niye bu kadar sıkı sıkı sarıldığınızı daha iyi anlıyorum. Ama Eda'yı çok seviyorum, çok cici bir kız. En son dernek toplantısında görmüştüm kendisini. Sanıyorum sizinle de en son orada karşılaşmıştık Afife Hanım. Ama bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz. Net olsa aileyiz artık. Peki tabii. Biricik yeğenimin sizin ailenize gelin gelmesinden son derece mutluyum. Çok naziksiniz. Orhun Bey de dedikleri kadar var. Biricik yeğenime sahip çıktı. Ne kadar gurur duysanız azdır. Rica etsem şoförümü çağırabilir misiniz? Tabii, hemen. Kızım, sen de eşini çağırır mısın? Tamam halacığım. Rahatsız ediyorum ama halam seni çağırmamı rica etti. Eğer müsaitsen. Müsaitim tabii. Halam benim için hazırlayıp getirmiş. Annemle babamın fotoğrafları var içinde. Annemle babam. Yüzleri, gözleri, bakışları, gülüşleri hepsi burada işte. Hayal etmek için kendimi zorlamama gerek yok bundan sonra. Yanımda gibiler. Her istediğimde açıp bakabileceğim.